Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: elektrik motorun ömrü benzinli motorun ömrüyle kıyaslanırsa nasıl bir sonuç çıkar? Elektrik motorun tamiri var mıdır? Ya ben buradan aklıma gelen bir şey eklemek istiyorum buraya. Hani biz Türkiye'de şöyle bir klişe vardı ya, ya bu 100 bin olmuş bu araba artık, hani bitmiş, ömrünü tamamlamış, 100 binin üstünde araç alınmaz, böyle bir yerleşik bir kanı vardı. Bana göre doğru değil ama burada da herhalde ona benzer bir şey merak ediliyor. Yani elektrik motorun ömrü ne kadardır, kaç bin kilometredir, normal içten yanmalı ile kıyaslarsak, benzinli demiş, içten yanmalı, nasıl bir sonuç çıkar? Bir de bozulursa bu elektrik motoru, gücü veren motor tamir olur mu? Şimdi Murat, bir kere bir genelleme yapmak ne yazık ki mümkün değil. Demin senin de söylediğin gibi 100 bin kilometrede problem çıkaran, revizyon edilmesi veya değiştirilmesi gereken içten yanmalı motorlar olduğu gibi 1 milyon kilometre giden içten yanmalı motorlar da var. Bu elektrikli motorlar için de aynı ama şey. Ama günümüzde herhalde kalmadı artık o 100 bin şey, yani o kadar. Yok, bir yani, teknoloji yani gelişti ki. 200-300 bin kilometreden daha az giden kalmadı ama milyon kilometre yapanları da evet, var. Yani, var. Yani hani. O da tabii iyi bakımla bu arada, hani milyonu yapan da tabii ki, kendi başına ki, yapmıyor. Tabii ki bakımla ilgili ama yani bir de kaliteyle de doğru orantılı. Bu verdiğiniz parayla da doğru orantılı. Yani hani 10 liraya satılan otomobille, aynı özelliklere sahip otomobille, 20 liraya satılan aynı özellikteki otomobilin aynı olması bekleyemeyiz. Bu elektrikli araçlar için de aynı şey söz konusu. Orada da çok rekabetçi markalar var. Buna mukabil çok ucuz markalar var. Yani bunların da motor ömürlerinin bu doğrultuda kendi maliyetleriyle, kaliteleriyle, hangi kökenden geldikleriyle, global ilişkileriyle doğru orantılı olacağını şey gibi desek olur mu? Hani bu televizyonlar işte LED TV'ler çıktı, LCD'ler çıktı falan. Bir ucuzları var, bir de hani pahalı diyelim adına. Pahalı ama işte belli bir kalitede. Ötekinin tüpü ya da işte LED'leri ne bileyim daha kısa sürede 6 ayda 1 senede 2 senede bozuluyor. Diğerini 10 sene kullanıyorsun. Bunun gibi bir şeye mi bağlamak istedin? %100 aynı şeyi cevabı vermek istedim ben de. Yani tabii ki bunun kalitesiyle doğru. Ama günün sonunda mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak üretilen her şeyin tamiratı vardır. Motorlar, bu araçlar elektrikli araçlar ve elektronik araçlar gibi görünse de motorların içi çok fazla mekanik aslında. Bu motorların ömürleri geldiği zaman içten yanmalı motorlar gibi revizyonların yapılamaması için hiç sebep yok. Hı hı. Yani normal motorda da zaten ne kadar rektifiye edebiliyorsan belli bir limitte, bir yerden sonra onlar bile ama şey olmuyor değil mi? Rektifiye olmuyor. Motoru değiştiriyorsun, yenisini koyuyorsun. Burada da aynı seçeneğin var sonuçta. Yani belli bir yerden sonra revizyon maliyeti yeni motor alma maliyetini geçiyor. Evet. O zaman efektif olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde elektrikli motorlar içinde dediğim gibi, yani bu konu benim çok uzmanı olduğum bir konu değil. Olmadığı gibi bunun şu anda dünyada da bunun çok uzmanı olan birilerinin olduğunu zannetmiyorum. Onu söyleyecektim, yani bu daha böyle bir geçmişi olan bir şey değil ki. Böyle biraz oturacak hayatımızda, bir şeyleri yaşayacağız, ondan sonra çok bir değerlendirme yapabileceğiz. Ama şöyle söyleyeyim, yani madem içten yanmalı motorlardan bir örnek verdin, şöyle bir örnek vereyim. Benim çok bu konu çok iyi bildiğim ve 50 senedir içinde olduğum bir konu. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce motorlar rektifiye edilirdi. İşte silindirleri rektifiye edilirdi. Crank milleri taşlandırdı. İşte kolları rektifiye edilirdi, piston kolları. İşte silindir kapakları, subapları değiştirirdi, yuvaları taşlandırdı falan falan falan. Bu bütün maliyetler yapılıp hepsi tek tek yenilenirdi. Sonra yavaş yavaş bu azalmaya başladı. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki neredeyse eski motorunuzu rektifiye ettirmektense bir tane yedek parça olarak yarım motor almak neredeyse aynı paraya geldi. Elektrikli motorlarda, araçlarda belki böyle olacak. Yani dediğim gibi şu anda sadece bir tahmin yürütüyorum. Yani maliyetler belki, belli olması lazım. Belki motoru söküp de içindeki işte bobinini, yastıklarını, ona benzer aksamlarını değiştirmek yerine komplesini almak daha ucuza gelecek. Yani bunlar hep biz için. Üretim maliyetleri hani düşüyor ya sayılar arttıkça. Belki o dönem geldiğinde hakikaten çok daha hesaplı bir hale gelebilir bu da.
Bir de Murat, bütün dünyada son özellikle 5 ila 10 senedir de Türkiye'de artık işçilik maliyetleri çok yükseldi. Yani el emeği, işçilik maliyetleri inanılmaz yükseldi. Artık eskisi gibi rektifiyecilere usta iş da kalmadı desek. Evet, kalmadı. Yani kalmadı. Ne yazık ki zaten ondan bu noktaya geldi. Tamirci ustaların günlerce, haftalarca o motorla uğraşması, rektifiyecilerin uğraşması, bunların yedek parçalarının gelmesi, baktığınız zaman alacağınız yeni motor maliyetinin ya birazcık altında ya da ona eşit maliyet çıkıyor. Risk ve sonuç garanti değil, onu da söyleyeyim. Evet. Hani o ustayı tanımıyorsanız, güvenmiyorsanız, bilmiyorsanız şeyini, ne çıkacağı da ilk kez şey yapıyorsanız böyle bir işlem. Hem usta hem parça. Çünkü evet, bir parça evet. Kullanıyorsunuz. Evet. Kullanılan parçaların çok büyük bir kısmı yan sanayi parçalar. Dolayısıyla iş bu tarafa gitti. Elektrikli de eminim buna benzer şeyler olacaktır. Evet, teşekkür ediyorum Serdar abi. Gene güzel, keyifli bir sohbet oldu. Biz hem aramızda da konuşuyoruz, soruları da yanıtlıyoruz. Haftaya yeni bir soru bekliyorum sizlerden. Güzel bir soruyla Serdar abiyle beraber yine burada olacağız.